Bir resim alalım. Başkanım. Merhaba. Resim alacağız. Recep Tayyip Erdoğan duyabilecek mi benim dediğimi? Duyuralım. Siz duyurmanızı istiyorum. Ben duyuramam. Duyurabiliriz belki. Ben emekliyim. 11.300 lira maaş alıyorum. Ben nasıl harcayacağımı bilemiyorum. Bana şeyini göstersin, çizelgesini göstersin de ona göre harcayacağım. Haklısın. Bak bunu hiç kimse söyleyeyim. Bunu ben çizelgesini istiyorum. Tamam, nereye ne harcayacağımı bulamıyorum. Hastaneye mi, giyime mi, içeceğim mi, pazara mı? Ben bunu bilemiyorum. Bunu bana açıklamasını gönder. 11 bin lira yoksulluk maaşıdır. Başka bir şey olmaz. Yoksulluk değil yoksulluk ki. Aç kalma maaşı. Açlık maaşıdır. Aynen öyle. Yoksulluk başka, açlık onun başka. Onun için yeni dönemde en fazla emekliler için vaatlerimiz var. Sizi yalnız bırakmayacağız. Ya biz onu biliyoruz da. Yani şunu duyurmak istiyorum. Doğru söylüyorsun. Bana listeyi versin. Bana listeyi nasıl versin. Bana göre harcayacağım. Nereye ne harcayacağım? Ben bilemiyorum. Belki yanlış yere harcama yapıyorum. İsminiz neydi? Şakir Kızıltaş. Şakir abi. Aynen biraz haklısın. Sonra Şakir Kızıltaş. Şakir abi aynen haklısın. Ben çirkem varım işin. Doğru, bana doğru, şeyini doğru, göndersin. Doğru, çizelgesini doğru, göndersin. 10 bin lira maaş göndersin. Olur mu? Emekli olmaz. Bak az önce dedim ki. Beni çocuklarıma mahkum etti. Az önce dedim ki bir yerde ben 3 nesildir inşaat işi yapan bir ailenin çocuğuyum. 70'li, 80'li, 90'lı yıllarda emekli ikramiyesine göre gelip ev alan müşterilerimiz olurdu. Emekli ikramiyesini alır, ev satın başkanım, alır. Ev. Şimdi 5 ay geçinemez o parayı. Başkanım ben 2002 yıldan önce ben fakirlere yardım eder bir durumda bir insanım. Ya. Şimdi yardım alacak duruma getirdi emeklileri yani. Böyle bir şey olmaz yani. Ha, ben yardım alıyorsam almıyorum, ayrı bir şey. Ama nereye ne harcayacağımı bilemiyorum. Nereye harcasın diye. Doğru. Tamam bunu biz bunu duyurursak memnun oluruz. Yok duyuracağız. Biz büyüklerimizin onurunu koruyacağız. Bak ben size söz veriyorum. Başkanım. Aha Eren Ali başkanım. Bu emekler işi bizim özel alanımız yani. Biz mutlu edeceğiz. Ben mutlu olacağım Şakir abi. Merhaba. Her şey çok güzel olacak. İnşallah sizlerle. Sizlerle. Sağ olun arkadaşlar. 1. Ben inan bugün sahada duyduğum ne varsa onlara cevap veriyorum. Evet. 2. Kendi doğrularımı anlatıyorum. Tamam. 3. Bazı yalan iftira var onları cevaplamak zorunda kalıyorum. Bunu mecburum. Bunları, muhatap oluyorum bunları çünkü. Bunları sizlere dinliyoruz yani. İnanın. Evet, mecbur. Ne kadar sahada olduğumu takip etmeni isterim. Evet, eyvallah. Ben seçildiğim günden beri belki de 500 defa pazara gitmişimdir. Evet. Belki de bir o kadar işte belki buraya gelemedim başka sanayi sitesine gitmişimdir. Cumhurbaşkanı masa kuramıyoruz. Hizmette yarışalım. Aynı hayır yarışta bir değil. Bir araya gelelim hizmette. Ha. Şimdi bak yani hizmette neydi? Bir araya gelelim. Recep benim Recep abi evet. Pardon özür diliyorum bunu. Estağfurullah. Bir ya bir makamdan 30 defa bunun 10-15'i yazılı, 10-15'i sözlü, 4-5'i de böyle yüz yüze. Namazda denk geldi burada. Eyvallah. Ya Sayın Cumhurbaşkanım şunları size konuşmak istiyoruz. Tamam. Randevu olmuyor vermemek mu? Ne demek? Olmuyor randevu mu? Vermemek ne demek? Olmuyor mu başkanım? İşte diyorum sana randevu vermemek peki, ne demek? Peki başkanım bu işlerin bir arka planı yok mu? Bilmiyorum. Sizce? Bak, bence var. Bak nedir mesela? Nedir? Mesela süreç içerisinde diyalogların kopuk oluşu. Diyorum ki ya, 30 defa istedim 30 defa. Bu işleri biz halk olarak düzeltemeyiz ki. Sen düzelt demiyorum. Hayır sadece bu işleri halkın seçilmişlerin düzeltmesi lazım tabii, yani. Tabii %100. Evet. Ben de diyorum elimden geleni yaptım. Yüksünmedim yani. Ya vermedi istemem. Hayır bir daha istedim. Bir daha istedim. Aşındırın kapısını. Bunu insanlar da bilsin o zaman. Bak şahitlerim var. Evet. İstanbul'da onun partisinde olan belediye başkanları şahidim. Başka illerden belediye başkanları şahidim. 30 defa ben geleyim bak şu konuyu konuşalım. Bir kez randevu talebini zorladım. Onu da tek vermedi. 30'umuzu birden davet etti. Ya, 30'umuzu bir kez. 30'umuzu hatta sandalyeye de kırık verdiler bana. Oturdum sandalye yere düştü. Yani başkanım. Bak, vallahi sorarım. Yazıları yollarım. Ben pes derim yani. Sorma. Böyle bir şey olmaz abi, yani. Abi sana cep telefonuna yazılı yolladığım metinleri yollayacağım. Tamam yolla bak başkanım. Şöyle diyeceğim. Yani şu tarihte bak şöyle istemişim. Şu tarihte şöyle istemişim. Şu tarihte şöyle istemişim. Yazılı. Sözlü olanlar ayrı. Başka belediye başkanları vasıtasıyla ayrı. Bakan kendileri bile şöyle dedi. Ya Cumhurbaşkanıyla konuş bu konuyu. Ya kardeşim randevu alın konuşayım. Ben alamıyorum, vermiyor. Allah Allah. Vallahi ben sana yazılı yollayacağım. Evet. Kaç tane istediğimiz cep telefonuna mesaj attı. Başkanım muhtarlar görüşüyor da siz cebine. Nasıl görüşemiyorsunuz? Vallahi bilmiyorum. Ya muhtarlar endişesi görüşüyor. Endişesi var benden. Evet haklısın. Yani şahıslarla ilgimiz yok. Bizim için makam kurumlar önemli. Zaten senin öfkeni de anlamaya çalışıyoruz, anlıyoruz da. Yani sizinle ilgim yok. Şunu söylemek istiyorum sadece. Belki sizin aracını duyarlar. Halka hizmet etmek için görevlenen kişiler, halk dışında herkese hizmet ediyorlar. 32 yaşındayım, bu ülkenin genciyim, işsizim. Evet. Yıllardır. O sorunla da ilgilenelim ama bu yani söylediğin o mutsuzluğun, öfken...
ya da ekonomik zorlukların hepsinde şu an haklısın. Haklısın ve hani bu ülkenin bunları hak etmediğini de biliyoruz. Çözüm için uğraşacağız. Sadece evet, sadece mutsuz olma. Yani umutsuz olmak, mutsuz olabilirsin bugüne dair. Umutsuz olma güzel olacak her şey. Şöyle beraber başaracağız, tamam mı? Biz kendi ülkemizde, kendi evimizde mülteci olduk. Evet. Yabancı olduk. Evet. Böyle. Hayat şartları, koşullar. Yanlış politikalar onu bizi sağladı ne yazık ki. Adınız ne? Nihat. Nihat'cığım. Bu düşüncelerini hem özgürce hem cesurca dile getirdiğin için çok mutlu oldum. Verin verin ya. Ne kadar? Ispanak mı istiyor? Ispanak istiyor. Kaç kilo? 1 kilo. Büyük başarı. 2 bak koy. Çok seviyorum. Üniversiteye geldim. Birine de yaptıramıyorum. Ben de aradım, üniversite öğrencisiyim ben de. Aradım yengemi, dedim ki ıspanak yapacağım, nasıl anlattı. Ben de yaptım. Ama bir kere yıkadım. Kum mu yiyorum, ıspanak mı yiyorum belli değil. Meğerse 5-6 kez yıkamak lazımmış. Yıkadık biz de zaten. Kumlu kumlu yedim yani üniversitede. Uzatın uzatın uzatın. Bir uzatın da. Ha, tamam. Bir parayı da alın bir. Teşekkür ederiz. Bravo. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın başkanım. Sağ ol. Hadi iyi günler olsun. Ispanaklar benden hediye olsun. Teşekkür ederim. Afiyet bas, şeker olsun. Başkanım. Kendinize iyi bakın başkanım. Başkanım. Adım adım geliyoruz. Yerken beni hatırlayın da kumsuz olsun ama. Demirlere yaptı Eşeğe gönlünüz olsun. Başarılar. Videoyu izledikten sonra Siyasetin Sesi adlı kanalımızı beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle.